Nasılsınız arkadaşlar? Umuyorum keyifli, güzel bir hafta başlangıcı yapmışsınızdır sizde. Her şeyden önce sağlığın olduğu bir hafta olsun diyelim. Elbette tabii ki şöyle güzel güzel, bol kazançlı da bir hafta olsun. Biraz böyle keyifli başlamış görünüyor piyasa. %1'in üzerinde bir değerlenmesi var Borsa İstanbul'un. 1459 endeks değerinden işlemler tamamlandı. Diğer taraftan dolar TL'ye bakıyoruz. 8.45'lerin de altına doğru bir sarkma söz konusu. Euro tarafında onların 10 seviyesinin aşağısı 9.90'lar son kerte işlemlerde karşımıza çıkıyor. Dolar endeksine bakıyorum 93.10 seviyesinde ve diğer taraftan Erhan hocam da geldi bu arada görüyorum. Bir saniye bana izin verin arkadaşlar. Evet. Bunun dışında Amerikan yıllıkları 1.2590'da ve bakıyorum altın tarafında da 1800'ün üzerine çıktık ons başına. Merhabalar hocam. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle hızlı hızlı başlayalım istiyorum. Önümüzdeki süreçte Jackson Hole toplantısı var ve Jackson Hole tarafı daha önce Ben Bernanke'nin bir faiz sinyali vermesiyle birlikte, tapering meselesiyle ilgili söyledikleriyle birlikte gündemimize bomba gibi düşmüştü. O günden beri aslında bu Jackson Hole'la olduğundan daha fazla anlam yüklüyoruz diye düşünüyorum. Orada bu arada bir kızıl derili, uyuyan bir kızıl deriliye benzetilen bir dağ etrafında yapılıyor ve bildiğim kadarıyla Volcker'ın ya sıkıcı sıkıcı böyle otellere tıkıp tıkıp bizi duruyorsunuz. Şöyle madem zaten sıkıcı konular konuşacağız, en azından doğası güzel olsun diye Jackson Hole'a alınmış bir toplantı. Sonra da ismi de Jackson Hole kaldı zaten. Ne bekliyorsunuz hocam Jackson Hole'dan? Doğru söylüyorsunuz. Aslında en ilginç anlarından birisi, evet, niye Jackson Hole'da yapıldı? Hatta balık tutmak falan galiba, biraz da balık tutalım falan gibi şeyler de var. Gerekçe bence de gayet iyi. Yani birçok toplantıyı buna katmakta fayda var. Valla ben uzun zamandır aslında Jackson Hole'dan ya da aslında işte Fed'in Eylül ayı toplantısından bu tahvil alımı azaltımı ile ilgili net bir sinyal geleceğini bekliyorum. Jackson Hole son yıllarda yani bu konuda merkez bankaları için önemli bir mesaj merkezi oldu. Şimdi aslında şeye bakacak olursak, işte Amerika'daki COVID vakaları, Delta varyantı, hani oradaki gidişata bakacak olursak böyle bir mesaj vermemesi gerekiyor gibi düşünebiliriz. Ama ben işin o boyuttan da başka bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Çünkü enflasyondaki gidişat, varlık fiyatlarındaki gidişat daha riskli bir noktaya geliyor. O yüzden Fed bir şekilde bu tahvil alımını azaltmayı başlayacağı sinyalini bence verecek. Zaten verdi gibi ama daha net bir tarihlendirmeye gidecek. Sadece miktar konusunu takvimlendirmeyi Eylül'e bırakabilir. Ama bence Eylül toplantısından sonra başlayacağı, çok muhtemelen bu Ekim olabilir diye düşünüyorum, böyle bir tahvil alım azaltımı başlayacak. Zaten Eylül'ün ilk haftası, Eylül'ün ilk yarısında göreceği verilerle de Eylül'de nasıl bir takvim açıklayacağını belirler. Yani özetle söylemek istediğim, bu şekilde bırakmak başta borsalar olmak üzere bir şişkinliğe yol açıyor. Ve enflasyon kontrol edilmesi daha güç bir noktaya gidebilir. Yani burada evet geçici, çok uzun olmayacak falan ama ne kadar yükselirse borsalar, enflasyon ne kadar yükselirse atılacak adamın daha sert olması gerekiyor. Bence bütün bunları dikkate alarak COVID'e rağmen bir mesaj gelecek diye düşünüyorum. Peki bundan sonra biz ne yapacağız kısmını birazcık da konuşmamız lazım herhalde. Valla bizim yapmamız gerekenler her zaman aynı. Tabii yapmazsak
etkilenme olanı, olasılığımız, etkilenme boyutumuz artabilir gibi gözüküyor. Benim tahminim, yani Merkez Bankası'nın tabii bizim için en kritik şu anda piyasalar açısından önemli olan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bu anlamda ben yapısal reformlar falan, onunla ilgili Türkiye'de artık önümüzdeki 1-2 yıl ciddi bir gündem olacağını zannetmiyorum. Hani olacak ya da olmayacak erken seçim, o ayrı bir konu. Ama iç ve dış aktörler, piyasa aktörleri sanki erken seçim varmış gibi kararlarını veriyor. Yani kısa vadeli bakıyorlar. Dolayısıyla en kritik belirleyen Merkez Bankası olacak. Bu anlamda tabii Jackson Hole'da şahin bir mesaj gelirse bizi Eylül ayında da frenleyebilir. Jackson Hole'da güvercin bir mesaj gelirse o zaman Eylül'de sembolik de olsa Merkez Bankası bir indirim adımı atabilir diye düşünüyorum. Yani kritik belirleyen o olacak. Muhtemelen Merkez Bankası bu otomobildeki indirimlerle falan yıllık enflasyonda bir iniş olabileceğini de bekliyor olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Olabilir çünkü 0.40, 0.50 azaltabilir sadece otomobil bile aylık enflasyonu. Buna bakarak Eylül'de bir indirim ihtimali olabilir. Biraz bence zor ve karışık. Yani çünkü piyasalar açısından Eylül, Ekim çok ters sinyaller gelebilir. Şunu unutmamak lazım. Powell özellikle çok hızlı karar değiştirebilen birisi. Ve evet. Bir ay önce söylediğini çok rahat tersini söyleyebilir. Bizim Merkez Bankamızın da piyasalarında buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün enteresan bir fiyatlama var. 8.45'lerin altına doğru sarkan bir dolar TL, 9.90'ların altına doğru gelen bir Euro TL var. %1'in üzerinde de Borsa İstanbul tarafında bir yukarı yönlü hareket gördük. Yine çok hacimli olduğunu söylemek mümkün değil ama özellikle dövizdeki, hadi borsayı anlıyorum ama dövizdeki geri çekilme niye, onu anlayamıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Ana rüzgar dışarıdan geliyor. Yani bugün sabah Asya piyasaları olumlu açıldı. Amerikan vadelileri olumluydu. Bu bizim için rüzgarın yönünü belirliyor. Onun dışında Türkiye'de içinde bulunduğumuz dönemde döviz piyasası, yani döviz arz talebini etkileyen faktörler orada bir dengelenmeye işaret ediyor. Hatta kısmen biraz arz fazlası olan bir dönemde olabiliriz. Gerek turizm başta olmak üzere, yani cari işlemler dengesinde azalmanın belki artıya geçtiğimiz bir ay içerisindeyiz. Hani 1-2 ay böyle bir dönem olabilir. Bugün turizmle ilgili rakamlar da geldi. Yani evet. 2018 galiba, 2012 yılın en güçlü aylık rakamlarından birisi ki, düşünün pandemide sayıların arttığı bir dönemdi. Demek ki bayağı bir, hani her şeye rağmen bir talep var. Dolayısıyla bir, Türkiye cari açıkta azalma, hatta fazlaya geçme ortamında. İki, Fed'in bu tahvil alımı ile ilgili hani net bir söylemde bulunmaması Amerikan 10 yıllıklarını aşağı iterek bizim gibi ülkeleri biraz cazip kıldı ve sermaye girişi de arttı. O açıdan baktığımızda hem bir para girişi var hem cari açık azalıyor. Benim gördüğüm döviz arz talebinde arz fazlası bile olabilir. Kur o yüzden bugünlerde dengede, hatta fırsat buldukça aşağı geliyor. Ama dışarıdan gelen rüzgar ters esince tekrar yukarı hareketleniyor. 1-2 ay bence böyle olabilir. Ondan sonra asıl biz döviz piyasasında başka bir arz talep dengesi görebiliriz. Peki hocam, ÜFE ile TÜFE arasındaki makas nasıl kapanacak diye sormuşlar. Güzel bir soru. Evet, eninde sonunda kapanıyor da. Evet, kolay. ÜFE'ye yaklaşınca. Doğru, bence ilk cevap o. Mesela benim baktığım, yani pozitif senaryoda bile gelecek yıl Mart'a kadar falan zaten ÜFE 35-40'ın altına pek inmeyecek gibi. Hani bu 45'lerden aşağı gelse bile. Dolayısıyla o fark çok kolay kapanacak gibi gözükmüyor. Ama hani genel anlamda kurlar özellikle hani pozitif bir seyir izlerse, dış rüzgarlar ılıman olursa o zaman hani TÜFE'de böyle çok hafif gerileme olabilir. Bu yalnız Eylül-Ekim ayları bu gerileme olabilir, dediğim gibi. Kur, dünya emtia fiyatları falan çok destekleyici faktörler lazım. Aksi takdirde bu ÜFE'deki artış
firmalar sonbaharda yeni sezonda çok büyük bir ihtimalle birçok sektörde bir fiyat ayarlamasına gidecekler. Dolayısıyla ben o kapanmada hala tüfenin yukarı yönlü hareket edebileceği ciddi bir risk görüyorum. Bir tek petrol fiyatları neden bu kadar açıldı? Çünkü bu pandemi döneminde şu Haziran'a kadar petroldeki, üfedeki artış bu Eşel Mobil çok uygulanmadığı için hani işte biraz tüketiciyi korumak anlamında pompa fiyatına çok yansımadı. Dünyadaki petrol fiyatı artışı. Biraz oradan kurtardık bu üfe tüfe farkını açıklayabildiğimiz tek nedeni o. İkincisi hani firmalar biraz zamana yaymış durumda. Bu baskı devam ederse bu fiyatlara yansıyacak. Yani bence hem tüfede artış hem üfede düşüşle bu biraz kapanma ihtimali yüksek gibi geliyor bana. Peki döviz merhaba kur 7.50'yi görür mü Eylül ayında demişler. Bir faiz indirimi gelirse 7.50'yi bir daha görmeyebilir belki. Vallahi 7.50 bayağı izleyicimiz iddialı bir rakam söylüyor ama hani görebilir. Evet hani ama Eylül değil bence. Ne şartlarda görür onu ben hani kendi düşüncemi söyleyeyim. Bir, mesela Merkez Bankası gerekirse ilave sıkılaştırma yapacağım diyebilir. Sürpriz bir şekilde sıkılaştırma yapabilir. Bir. İkincisi bu swap, işte bugün gelen SDR gibi hamlelerle rezervlerini arttırmaya devam edebilir. Şu anda tahmin etmediğimiz bu birçok kanaldan olabilir. Doğru yanlış tartışmasına girmeden söylüyorum. Bu Kanal İstanbul projesiyle ilgili hani benim çok ciddi orada sıkıntılı olduğunu o projenin dair görüşlerim çok net. Ama onu finanse edecek ülkeler, kurumlar olabilir. Bu tür finansman yani swaplar, bu tür para girişleri bir süreliğine Türkiye'de döviz arzını güçlü kılarak bir süre 8 ve altına bile hamle yapabilir ama bayağı bir koşulun gerçekleşmesi lazım. Bence bu olasılık Eylül demeyelim ama Eylül-Ekim hani %20'yi geçmez. Hani %80'i ters olasılıkta diye düşünüyorum. Peki hocam faizle enflasyon arasındaki ilişki nasıl olmalı? Kaç yıldır ekonomik çalışıyorum. Herhalde işte öğrenci olmaya başladığımdan hesaplarsam 40 yıla yakın falan olacak. Dolayısıyla öğrenciliğimde gördüğüm, sonrasında okuduğum, ülke deneyimlerinde gördüğüm her zaman enflasyondaki artış faizin yönünü belirler. Dolayısıyla bu ilişkiyi biz böyle biliyoruz, böyle öğretiyoruz. Ha bu şu anlamı da yani faiz artışı hiçbir şekilde enflasyonu etkilemez gibi bir şey yok. Çünkü faiz bir işte kredi maliyetidir. Bu da firmaların fiyatlama davranışına yansıyabilir. Ama biz ekonomide modelleme yaparken, ekonomideki analizleri yaparken ağırlıklı ilişki ne yönde? Hani ana belirleyen neyse ona göre modelleme yapıyoruz veya analiz yapıyoruz. Orada da gördüğümüz enflasyondan faize doğru bir geçiş olduğu şeklinde. Yani faizin enflasyona etkisi 1 ise enflasyonun faize etkisi 9 gibi söyleyebilirim. Yani çok çarpıcı bir örnek olması açısından. Peki enflasyon bütün dünyada düşüyor ve kontrol altına alınıyor. Biz niye bunu kontrol altına bir türlü alamıyoruz diye sormuşlar. O soru galiba şöyle daha iyi belki değerli. Yani şu anda bütün dünyada bir artış var. Ama tabii bizim enflasyona göre çok çok düşük. İşte en çok Amerika falan 6'lar 5'ler falan konuşuyoruz. Ama uzun süre doğru. Yani biz enflasyonu yüksek yaşadığımız yıllar boyunca son 20 yılda bile biz düşük dediğimiz nokta hani 8, 10, 12 dünya 0, 1, 2 hani buralarda seyretti. Gerçekten biz farklılaşıyoruz. Genelde tabii şunu da söyleyelim. Gelişmekte olan bazı ülkeler işte Arjantin, Venezuela falan hani bizim gibi çok feci enflasyon ülkeler olan ülkeler var ama gelişmiş dediğimiz dünya, gelişmekte olan ülkelerin çoğu emtia üretenler, cari fazla verenler. Yani döviz kuru yüzünden enflasyonist baskı yaşamayanlar zaten dünyada teknolojiler gelişiyor. Robotlar devreye giriyor, online alışverişler artıyor, birim maliyetler düşüyor. Bu yüzden enflasyon artamadı. Yani maliyetler düştüğü için ve demografik olarak gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfuslar
büyük bir talep baskısı oluşturmadığı için. Bir iki unsur daha var. Yeni kuşaklar, genç kuşaklar, şu anda bizi izleyenler çoğunluktur diye düşünüyorum, daha minimalist olmaya başladı. Pandemi nasıl değiştirecek bilmiyorum ama hani ev almak, araba almak falan gençlerin böyle çok hani önceliği olmamaya başlayan bir dünyayla biz geldik pandemiye kadar. Hani sırt çantamı alayım, gezeyim. Yani bir ev almayayım, dünyanın her yeri benim evim olabilir. Hani araba almayayım, metroya bineyim, yürüyeyim, koşayım. Yani bu motosiklete bineyim, bisiklete bineyim. Dolayısıyla hani bir önceki kuşakların böyle ürün talebi, ev talebi, lüks ürün talebi genç kuşaklarda olmamaya başladı. Bütün bunlar dünyada enflasyonu bastıran unsurlar ama gelişmekte olan ülkelerde bu davranış biçimleri bu kadar yaygın olamıyor. Bir, iki, en başta kur olmak üzere çok ciddi bir maliyet enflasyonu baskısı yaşıyoruz biz. Üretimde, girdilerimizde çok ciddi döviz kullanmamızdan kaynaklanan bir faktör temelde. Pandemide her şeyin fiyatı iki katına çıktı. Bilimsel açıklaması var mı demişler. Vallahi bilimsel açıklaması hem var hem yok diyeyim. Bu enflasyonun yükseldiği ortamlar, bilimsel açıklaması şöyledir. Biz bir para yanılsaması yaşıyoruz tüketici olarak. Mesela eskiden atıyorum yani bir kalemin fiyatı işte silginin fiyatının iki katıdır falan gibi kafamızda bir hani bir oran varken şimdi oluşamıyor. Yani birçoğumuz aslında bir ürün alırken bize söylenen bir fiyat, bir hizmet alırken ya bu pahalı mı ucuz mu tartmakta zorlanıyoruz. Para yanılsaması var. Yani ben kendim örnekler vereyim işte. Eve elektrikçi geliyor, bir fiyat veriyor. Bir iki yıl öncesine göre çok yüksek bir fiyat ama hani bu yüksek mi düşük mü ayırmakta zorlanıyorum. Yani referans aldığım şey sürekli değişiyor. O sırada da kar marjlı fiyatlama eğilimi dediğimiz fiyatlama çok artabiliyor yüksek enflasyon. Yani maliyet neyse üzerine %30-40-50 ne koyabiliyorsan koy. Çünkü tüketici o noktada şey yapamıyor. Çok kolay ayıramıyor referansını. Ve fiyatlar artacak diye de bir an önce o ürüne sahip olmak istiyor. Bir de böyle bir panik var. Hani şimdi almazsam pahalı dediğim şeyi bir ay sonra daha fazla alırım. O da o tüketici de bir yerde üretici. Bir yerde bir şey üretiyor. O da kendi sattığı ürüne bunu getiriyor. Yani bu bir para yanılsaması ve yüksek enflasyon ortamlarının getirdiği sonuçtur. Bilimsel açıklaması böyle. Ama gerçekten bugün dünyada hani emtia fiyatına bakın, kura bakın. Bunların hepsini maliyet üst üste koyun. Bazı ürünler ithal girdisi olmamasına rağmen o kadar ham madde girdisi olmasına neden bu kadar artıyor fiyatı? Gerçekten açıklamak zor. Ama dediğim işte bu yanılsamanın, bu ortamın sonucu. Yüksek enflasyon ortamı her zaman bunu yapar. Gelir dağılımını bozar. Bu tür kendi fiyatını belirleyemeyen, ürünün fiyatını belirleyemeyenler ya da sabit gelirliler maalesef o gelir pastasından daha az pay alır. Bu markup dediğimiz yüksek kar marjlı fiyatlama eğilimi olan sektörler, birimler de daha yüksek, daha iyi bir noktaya gelebilir. Yani birçok işletme bu ortamı sevebilirdi açıkçası. Çünkü rahatlıkla hani miktar, verimlilik falan düşünmeden çok ciddi bir ciro yapmak imkanı da doğuyor. İşte bunlar da enflasyonun kötü yanları. Biz bu sürecin sonunda bunu daha net hem görüyoruz daha da çok görmüş olacağız aslında. Yıl sona doğru enflasyon azalır mı? Pozitifle belki mi? Yani evet. Yani şimdi 19.95 bence aslında şu anda bakarsak bu üfeyle baştaki soru bu enflasyon 20-25 arası bir yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Hani geçmiş deneyimler, yansımalar falan. Ama İşte kurun baskın etkisi vesaire, beklentiler şu bu. Belki 19'lardan ya da bu tür ÖTV, matrah değişiklikleri çok ağırlığı yüksek ürünlerdeki fiyat ayarlamaları 18.95'ten 18'e, 17.90'a indirebilir. Yani evet teknik olarak, teorik olarak resmi rakamda bir iniş olabilir. Öyle görünüyor. Zaten bu da kritik olacak çünkü Merkez Bankası'nın para politikasını ana belirleyen olacak. Olabilir mi? Olabilir. Yine en kritik nokta burada döviz kuruna bakmamız olacak aslında. Peki yıl sonu döviz tahmininiz
nedir diye sormuşlar. Nereye bakıyorsunuz Mine Hanım? Nereye bakacağım efendim? Soru geliyor mu gelmiyor mu diye Mehmet Mert Yılmaz beyefendi. Twitter'da kontrol ediyorum bir taraftan. Oradan gelen soruları da çünkü yöneltiyorum. Güzel. Evet, bence de bakmakta fayda var. Gündem hızla değişiyor. Kesinlikle. Soru neydi? Kur ne olur? Yani kurla ilgili tahminim, tabii en zor soru bu ama benim tahminim Türk lirası reel kura bakarak da görebildiğim 8,5-9,40 arası bir bant içinde son çeyrekte. Bu bantın içine girecek, giriyor, çıkıyor. Dediğim gibi şu anda döviz arz talebi buna imkan verdiği için ama gerek başta FED, Amerika kaynaklı, gerek bizim döviz arz talebimizin, dengemizin değişmesi kaynaklı faktörlerle biz o bandın içine gireceğiz. Dolayısıyla burada o en üste de yakın olabilir ama bir iktisatçı olarak böyle şey geldi mi orta noktasını genelde söyleriz. 8,5'da 9,40'ın orta noktası 8,99 civarı oluyor, onu söyleyeyim ama gerçekten yıl sonu 9,40'da olsa ben şaşırmam. Sadece bir nokta tahmini gerekiyorsa bir ortalama olarak verme eğilimimiz olduğu için onu söylemiş oldum. Peki. Elime evet kestim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisiyle gerçekleşen her yıl farklı oluyor. Merkezin öngörüleri de hata payı olmadan mı belirleniyor? Vallahi Merkez Bankası da tabii bütün ekonomistler gibi kendi araştırma birimiyle bu tahmini yapıyor. Hepimiz yapmaya çalışıyoruz. Varsayımlarla yaptığımız için zaten varsayımlarda dünya işte ceteris paribus dediğimiz şeye uymuyor. Yani hiçbir şey, her şey sabitken olmuyor. Her şey her an değişiyor. Bugünkü dünyada çok daha fazla bu söz konusu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da bir yanılma payı var ama burada kritik nokta, yanılabilir, hiç sorun değil ama varsayımların ne olduğu son derece önemli. Yani bütün riskler yeterince dikkate alınıyor mu? İyimser senaryo mu? Bazı mı? Kötümser senaryo mu? Ha, bu tartışılabilir. Genelde Merkez Bankası'nın senaryoları hani bana biraz bas senaryo yerine iyimser senaryoya göre tahminler gibi geliyor. Yani hepimiz bas ana, yani iyimser kötümser arası diyelim. Bir iyimser bir kötümser senaryo yapıp tahmin yaparız. Bazdır ana tahminimiz ama Merkez Bankası'nın sanki iyimser senaryoyla oluşuyor tahmin rakamları diye düşünüyorum. Peki hocam, dış ticaret altınla yapılsa döviz nasıl etkilenir? Vallahi bir kere şöyle algılıyorum, hani tamamını yapsak mesela herhalde bu kastediliyor. Yani bir kere altın sistemi, yani şöyle söyleyeyim, altın standart dediğimiz standart, yani ülkeler altını kadar para bassın, bu pek olabilecek bir dünya değil. Bu 100 sene önce varmış, artık yok böyle bir dünya. Dolayısıyla dünyada zaten ne merkez bankalarının rezervi ne olası daha çıkarılmamış altın kaynakları bugün dünyadaki ticareti karşılamaya yetmez, yetmeyecektir. O açıdan hani biz ne olur? Zaten onu döviz rezervi gibi de düşünüyoruz, altın rezervini. Altınınızı satıp dövizle ödersiniz falan. Kısmen çünkü hiçbir ülke para olarak altın kullanmadığı için bize artı bir avantaj sağlamaz. Yani ben bir faydası olacağını düşünmüyorum. Ama hani rezerv paraya sahip ülkeler, Amerika gibi, Avrupa gibi, İngiltere gibi, Japonya gibi bizimle böyle yerel para üzerinden bir takas, hani ticaret yapmayı kabul ederlerse bize faydası olur. Amerika'ya yaptığımız, Amerika'dan ithalatı TL ile ödeyelim mesela. Ha, bu güzel olabilir. Hani ama altın deyince ne o kadar altın var ne de hani bunu kimse yapar, yapmak ister diye düşünüyorum. Yıl sonu asgari ücrete zam yapılacağı için doğal olarak ne kadar düşürülürse düşürsün enflasyon ve işsizlik demiş. Bir soru yok burada. Enflasyon 19, insanlar nasıl 19 faize razı oluyor? Mevduat faizine para yatıran negatif faiz alıyor. Doların bu durumda yükselmesi gerekmez mi? Vallahi güzel bir soru.
aslında reel faizi biz nasıl hesaplarız bir kısa hatırlamak gerekirse, normalde bizim aldığımız bir örneğin 19 Merkez Banka bir bankaya da işte diyelim 18 faiz aldık. Bu bizim hep 18-18 birer aylık, ikişer aylık bu parayı bağlasak bir yılda elde edeceğimiz gelirdir. Bir yıl içinde enflasyon ne olacak? Çıkarmamız gereken bugünkü değil, bir yıl içindeki enflasyon. Bir yıl sonra bu zamanlarki enflasyondur. Şimdi öyle bakarsak ekonomistlerin ortalama tahmini de 13 civarında. 12 ay sonra Türkiye'de 13. Doğru ya da yanlış. O zaman 18-19'a bakınca ve yani 18-19 getiri elde edilen bir ortamda 13 enflasyon olacaksa, o zaman 6 puan, 5 puan reel faiz oluyor. Gayet iyi denebilir bugünkü dünyada. Ama bugün biz yüksek enflasyonlu bir ülke olarak reel faizi artık 12 aylık beklentiye göre hesaplayamıyoruz. Yani çok büyük belirsizlik var. Mevcuta göre ancak bakıyoruz. Merkez Bankası bile öyle bakmaya başladı. Ya da böyle bize referans veriyor. Yani enflasyon, bugünkü enflasyon diyor. O açıdan baktığımızda işin teorisine göre reel faiz var ama pratikte gerek politika yapıcılar, gerek bizler açısından yok. O nedenle kısa vadeli baktığı için yatırımcı böyle dövizle ilgili veya diğer enstrümanlarla ilgili tabii çok ciddi kaybetme riskleri de olduğu için tasarrufların bir bölümü TL'ye gidiyor. Hani en azından kaybetme riski daha az ya da işte kasa gibi. Hani hiç kazanamasam bile en azından atıyorum belli bir paranız varsa evde tutmak daha risklidir. En azından bankada dursun diye herhalde düşündüğü için insanlar tutuyor. Zaten DTH'ların miktarının Türkiye'de TL mevduatı geçmesinden diğer yastık altını falan hesaba katacaksak, hani bankada TL olarak tutanların maalesef daha azınlıkta kaldığını söylemek çok yanlış olmayacaktır. Ben gözlüksüz okuyamıyorum vallahi ama şöyle sorular o yüzden Ocak ayında 10 altın Ocak ayında 2000 lira olur mu demişler. Biraz önce de zaten konuşulmadıysa bir altın yorumu yapar mısınız demişlerdi. Valla ben altının ons fiyatı 2300 dolar bile olabilir diye düşünüyorum da bir tek cevaplayamadığım zamanlama meselesi. Her iktisatçı gibi yani hani hem zaman hem rakam vererek bir tahmin yapma hatasına düşmeyeceğim. Ama altın, daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk, benim tahminim ana yönü yukarı. Çünkü altın 2017'den bu yana risk fiyatlıyor veya bugün bu yıl çok kullanılan hani büyük sıfırlama, Great Reset, bunu fiyatlıyor. Yani dünyada ciddi belirsizlikler var. İklimden tutalım, gelir dağılımına, pandemiden ticaret savaşına, birçok çok büyük borçluluğa kadar çok büyük belirsizlikler var. Yani böyle bir dünya her an arz ve talep yönlü şoklar yaşayabilir. Varlık fiyatlarında çöküşler yaşayabilir. Altın buna karşı bir korunma güdüsüyle artan bir ürün. Bu devam edecek bence uzunca bir süre. Sadece şu anda edememesinin ana nedeni, ya da belki altında büyük beklenti içinde olanlara söylüyorum, pandemi. Şöyle, pandemi başladığında 1600 dolar olan altın 2000'leri geçti. Sonra düştü. Atıyorum bakın bugün şey, bu da bence çok önemli bir haber. Bu Amerika'da Pfizer aşısı kesin onaylandı. Yani geçici değil, kesin onay verildi. Bu özellikle Amerika'da aşılama oranını arttıracak diye bekleniyor. Yani hani bu, çünkü artık tartışması yok. Yani geçici onay değil, kesin. Şimdi belki birkaç ay sonra, bugün bizi çok korkutan bir tablo var. Belki Ocak, Şubat'ta Dünya Sağlık Örgütü pandemi büyük oranda geri kalıyor diye bir açıklama yapacak. Umarım, temennimi kata. Yani bence çok zor, onu söyleyeyim ama olabilir. Eninde sonunda olacak. Böyle bir durumda altın sert düşüş yaşamaya aday. Bu ihtimal varken bugün bence kimse 2000 dolara, 2100-2200 dolara altını almaz diye düşünüyorum. Çünkü o bir anda 1700'e düşebilir, 1800'e düşebilir.
pandemi bitti dendiği anda. Ama bu pandemi bitecek gibi değil. Diğer riskler de artıyor. Bu doğru senaryo olduğuna inanıyorsak, ki bu da çok gerçekçi bir realist senaryo olabilir, o zaman zaten burayı görebilir. Ama benim tahminim ilk senaryodan yana. Yani altın görece daha dar bir bantta. Ben 1900-1700 dolar arasında dalgalanacağını, pandemi sonrası asıl o 2000 dolar ve üzerine harekete geçeceğini düşünüyorum. Peki, yıl sonu euro dolar tahmini rica etsek demişler. Güzel. Yıl sonu euro dolar tahmini. Yani ben nasıl söyleyeyim, Fed'in güçlü ve şahin olacağını düşündüğüm için bir miktar doların biraz daha güçleneceğini, 1.15'ler diyeyim. 1.15, 1.14, 1.16 arası belki biraz geniş söylüyorum. Ben biraz daha değerlenecek bir dolar bekliyorum. Peki. Kitaplar için teşekkürler demişler. Rica ederim. Hiç önemli değil. Neydi? Ben öğrenebilir miyim? Ne zamandı? Kaçırmışız. Yok. Ara ara böyle şey yapıyoruz. Sizde oluyor. Kitap. Doğru. Evet. Tüketici kredileri açılmışken %13 iyimser değil mi? Küf kredileri de değil herhalde, şeydir. Bu KGF. KGF mi demek istediniz acaba? Sanki öyle olabilir. Şey mi? Yani %13 bir yıl sonraki enflasyon tahminini mi söyle? Herhalde onu söylüyor izleyicimiz. Biz 13'ü orada telaffuz ettik. Şöyle söyleyeyim, yanlış anlamadıysak soruyu. Bu bir tahmin zaten. Türkiye'de sık sık olan şu, biz ne genelde bekliyorsak onun çok üzerinde oluyor enflasyon. Hani sık sık oluyor, hep olacak anlamına gelmiyor ama geçen yıl bu zamanlarda belki kimse enflasyonun böyle işte 19-20'lerde olacağını düşünmüyordu. İşte 11-12 falan olur mu denirken 19 oldu. Şimdi 13 denirken belki 23 olur. O yüzden zaten kimse 12'ye bakarak bu yatırım kararını, tasarruf kararını vermek istemiyor. O noktaya gelmiş durumdayız. O açıdan ben onu sadece hani bir referans olarak söyledim. Bence de o çok riskli bir tahmin. Yani ortalama zaten 16 bekleyen de var, 10 bekleyen de var. Ama Türkiye ve dünyanın gündemini düşününce bence biraz iyimser kalıyor 13. Hocam, kripto paralar için ne düşünür? Kripto paralar için düşüncem şu. Kripto paralar bence, yani en azından bugünkü görebildiğimiz, ben kendi gördüğüm dünyada, merkez bankalarının paralarının yerini alamayacak. Merkez bankaları bu paraları kendi otoritelerini, yani çok şu anda düşünemediğimiz bir dünya olmadıkça asla bırakmak istemeyecek. O dijital paraları da merkez bankaları çıkaracak. O yüzden ben dijital paraların bir farklı bir para alternatifi olacağını düşünmüyorum. Ama altına benzer çok güçlü bir yatırım aracı olma yolunda ilerliyor bir. Altın nasıl bugün dünyada bazı ülkeler legal ya da illegal ticaretinde kullanıyorsa, kripto paralarda kullanılır. Yani merkez bankaları bence şurada esneklik gösterecek. Yani istiyorsanız buyurun, şu limite kadar kripto parayla yapın. Ama bunu ana araç olarak kullanamazsınız gibi. O açıdan ben para işlevi de göreceğini düşünüyorum. Ama merkez bankaları paralarının yerini almaları bence imkansız. Şimdi bu aslında çok zaten büyük bir yer açıyor bu paralara diye düşünüyorum. Yani hem teknolojisi, hem bugünkü genç kuşakların bu paraya olan ilgisi veya genç olup şu anda dünyada söz sahibi olan işte iş adamları, sektörler, temsilciler bu paraya sahiplenmeleri, kullanıyor olmaları, kendi bilançolarına dahil ediyor olmaları bile bu işin çok ciddi bir geleceği olduğunu bize gösteriyor diye düşünüyorum. Sadece bir kısmı ama. Yani bu birkaç tane belki varlığını koruyabilir ya da biraz daha fazla, ama birçoğu maalesef olmayacak. O yüzden yani yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Ama kripto paraların dünyada bir yeri olacak, bir varlığı olacak. Şöyle dikkat edilmesi gereken nokta şu,
Burada varlık balonu dediğimiz şeyi çok net gördük, yine göreceğiz aslında. Çünkü dünyada bugünkü finansal piyasalarda bir finansal ürünü alıp satmak çok kolaylaşıyor. Hı hı. İki, dünyada çok büyük para var. İstediği kadar FED parayı daha az vermeye başlasın. Yani bu tür alımlar için çok para var, kredi var. Üç, bu fiyatların hep yukarı gideceği yönünde bir beklenti olacak. Çünkü geçmiş örneklerine göre oldukça hala ucuz kalıyor gibi gözüküyor. Örneğin bir lale soğanı balonu işte bugünkü fiyatlara indirgersek. Şöyle özetleyeyim. Yani varlık balonu dediğimiz şey, bir ürün kolay alınıp satılıyorsa, bu alım satımı destekleyen bir likit de varsa ve fiyatlar sürekli yukarı gidecek diye düşünülüyorsa oluşur. Bence kripto para buna çok mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Balonla gidecek. Yani dikkat edilmesi gereken şu. Şu anda 50 bin dolar ve üzerine geçen işte Bitcoin vesaire çok rahat 100'e de gider. 150'ye de gider. Bence çok daha fazla gidecek ama o 150'ye gidip 15'e de inebilir. Yani bunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Onun dışında bence sorun yok. Bu böyle bir ürün diye düşünüyorum. Yani bunu bilerek yatırım yapanlar için çok iyi kazançlar sağlanabilir. Yalnız yani büyük kayıpları da göze alanlar için. Kullanım alanı açısından bakarsak diğer değerli madenler altına göre daha fazla getiri sağlar mı orta uzun vadede demişler. Zor bir soru ama öyle görünüyor ki yeni bir ürün ve orta vadede evet sağlayabilir. Çünkü çok büyük marjı var ama biz işte altın fiyatı için geçmiş büyük bir seri olduğu için elimizde, yani onun nerelere gidebileceği konusunda biraz daha bir fikrimiz oluşuyor. Fakat altın gerçekten sınırlı olan bir varlık. Bugünkü dünyada öyle görüyor. Bütün yani artık o kadar gelişmiş bir teknoloji var ki uzaydan bakınca nerede ne var adeta tespit ediliyor. O yüzden altındaki kıtlık bence daha fazla. Uzun vadede altın daha şanslı olabilir. Orta vadede kripto paralar daha şanslı olabilir. Çünkü orta vadede fiyatı henüz oturmamış, geçmiş serileri olmayan ve bu kadar talep gören bir ürün çok potansiyel artışa müsait. Ama uzun vadede kripto para arzı altına göre çok daha rahat artabilir. O yüzden bence uzun vadede altın, orta vadede kripto paralar daha şanslı olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de bir yıllık hangi yatırım aracını önerirsiniz? Vallahi çok daha güzel bir soru doğrusu gelmiş ama bir de o da hocam yatırım sepeti yapsanız oranlar ne olur? İşte ben de ona gelecektim. Çünkü tek bir, hele hele Türkiye gibi bir ülkede, hani Türkiye'de neye yatırım yapardım? Bir tane bir şey seçmezdim herhalde. Yani hiçbir zamanda bunu yapmak istemezdim. Sadece kritik nokta zaten seçebileceğimiz ürünlerde sonsuz değil ama ağırlıkları önemli galiba. O açıdan bugün itibarıyla yayının başında da konuştuğumuz gibi şu anda döviz arz talebinin görece döviz lehine, yani TL lehine bir ortamda olduğunu kısa vadede düşündüğüm için şu anda %50 belki biraz üzerinde TL'de kalmayı hala düşünürüm, 1-2 ay belki. Ama kalanda döviz ve şey hisse senedi bence ağırlıklı. Diğerleri de olabilir. Hisse senetlerinin ben Türkiye'de orta vadede çok ciddi değerleneceğini düşünüyorum. O açıdan hani yakından ilgilenenler, bu işin analizini doğru yapanlar, doğru şirketlere yatırım yaparsa bence orta ve uzun vadede çok iyi kazançlar sağlayabilirler. O yüzden hani mutlaka birikimin bir kısmını hisse senedine yatırmak bence doğru olur kanaatindeyim. Onun dışında altınla ilgili dediğim gibi kısa vadede çok büyük bir beklentim yok. Kripto parayı çok riskli gördüğüm için hani öneri olarak doğrudan tavsiye edemiyorum. O nedenle döviz ve hisse, yani o kalan %50'yi herhalde dağıtırdım. Onu da %30 döviz, %20 hissettiğim, yani ağırlığı biraz daha dövizde tutmayı tercih ederdim. İleride devletler kripto para dolaşımında söz sahibi olmak için yaptırım uygularlar mı?
Vallahi evet. Çünkü daha devletlerin düzenleyici, denetleyici kurumları bu yaptırımları uygular. Evet, yani burada bir tehdit gördüğü anda yaptırım da gelebilir, devreye girebilir. Çünkü burada çok sayıda bir kripto para var ve olacak. Yani daha doğrusu şöyle, bir otorite olmadan bir finans veya parasal bir sistemin işlemesi çok çok riskli olur gerçekten. Yani devletler, otoriteler de buna asla izin vermek istemeyecektir. O yüzden bence her türlü en sert düzenleme ve denetimi de yapabilirler gidişata göre. Ama şu da var, tabii burada gelişmiş ülkeleri temelde ya da rezerv para sahibi ülkeleri öncelikle düşünmemiz gerekiyor. O da Batı oluyor. Mutlaka özgürlükler de çok önemsenen bir toplumsal yapı olduğu için burada tümden yasaklayıcı bir yaklaşımın hiç olacağını zannetmiyorum. Yani orada esneklik olacaktır. O esneklik içinde bu paralar çok ciddi yer edinecektir ama evet, yani buyurun bizim işimizi siz yapın. Hiç zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. O işin ruhuna da aykırı olur zaten. Büyük Evet. sıfırlama konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence çok doğru. Yani ben evet, tam da o süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Ve onun içine ben birkaç şey tekrar etmek gerekirse bir hegemonya mücadelesi var. Bu Amerika ve Çin arasında çok boyutlu gidiyor. Ticaret savaşı diyoruz ama burada bir teknoloji savaşı var. Hatta askeri bir çekişme var. Yakında dijital para savaşına dönüşecek falan. Çok boyutlu bir mücadele var. Dünyada burada yani bu ciddi biçimde önümüzdeki dönemde ticaretin yapısını falan etkileyecek. İkincisi çok büyük bir borç var. Bunlar resetlenecek. Yani resetlenecek, çok büyük bir yapılandırma süreci başladı da zaten dünyada. Çok daha vay be bu kadar da olabilir miymiş dedirtecek noktada bence yapılandırmalar göreceğiz gelecek yıllarda tüm dünyada. Üçüncüsü gelir dağılımı. Böyle gelmiş böyle gitmesi çok zor. Yani dünyada bu konuda çok ciddi sosyal siyasal riskler artmaya aday ve ülkeler de bundan korkacak, çekinecektir ve bir şeyler yapılacak. Yani ne yapılması gerektiğini dünya bulamadı. Bulsa zaten uygular ama sorunu tespit eden çok, çözüm yok henüz. Alternatifler var ama ha bu iyidir denilen bir çözüm yok. Hani servet vergisi koyalım falan, kimse ha doğru bu iyi demiyor ama ne yapacağız? İşte temel gelir mi nedir falan, bunlar tartışılıyor. Bir de iklim, yani en önemlisi o resetleme. Yani bizim üretim biçimlerimiz, tüketim davranışlarımız çok ciddi biçimde resetlenecek. Yani bence değişecek. İşte en somut örneği kullandığımız arabaların, otomobillerin önce hibrit sonra elektrikli olmasından tutalım. Suyumuzu tasarruflu kullanmaya kadar. Yani işte gömlek işte ben işte 3 almak yerine 2, 1 almayı artık çok kesin bir davranış biçimi haline getirmeye kadar ciddi bir resetleme davranışsal dönemi içine giriyoruz diye düşünüyorum. Biraz zaman alacak bence ve tam da güzel tanımlayan bir kavram bu içinde bulunduğumuz süreci ve dönemi diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum ben de. Ağzınıza sağlık. Sağolunuz vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İzleyenlere de sorular, güzel sorular için teşekkürler. Görüşmek Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun, hoşça kalın.